Ama ben şunu söyleyeyim. Ben öğretmenlerime de güveniyorum. Öğrencilerime de güveniyorum. Velilerime de güveniyorum. Bunlar yasaklara pabuç bırakmayacaklar. Geçtiğimiz günlerde fareler ve insanlarla şeker portakalının sakıncalı bulunmasının ardından AKP'nin yasak listesine Muzaffer İzgü'de eklendi. Bir mizah sunuyor. Zıkkımın Kökü Roman Muzaffer İzgü. Türk Edebiyatı'nın usta yazarı Muzaffer İzgü'nün Zıkkımın Kökü kitabı yasaklandı. Kitabın yasaklanma hikayesi ise yine isimsiz bir ihbar üzerine. Bir velinin konuyla ilgili şikayetini değerlendiren Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaymakamlık oluruyla komisyon oluşturarak kitabı yasakladı. Ben çocukları edebiyatla buluşturuyorum, duyguyla buluşturuyorum. Bu bir faşizmdir diyen İzgü, iktidarın gidici olduğunu söyledi. Baskıya başlamışsa bir iktidar bence gidecek demektir. Faşizmin yapacağı şeyler, böyle e, Hitler zamanında, Mussolini zamanında, İtalya'da buna benzer şeyler çok e, şey edildi, yapıldı. İzgü, amaçlananın düşünmeyen nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Yasaklamalarının bence tek nedeni çocuklarımızın düş kurmalarını istemiyorlar okuyan çocuk bir şeyleri düşünmeye başlar. Düşününce soru sorar. Soru soran çocuk ve genç değişmiştir. O artık sürünün koyunu değil bireydir. İşte çocuklarımızın birey olmasını istemiyoruz. Kendilerini dinlemeyen, sorular soran, araştıran birey olan bir toplumu istemiyorlar. Baş her şeye evet diyecek, Büyüklerim bilir diyecek. O ne derse o olur diyecek. Hayır. Hayır. Ben gençlerin, çocukların öyle olmasını asla istemiyorum. Gülmece ustası İzgü bakın çocuklara neler öğretiyor. Bakın ben bütün yapıtlarımda, hele çocuk yapıtlarımda paylaşmayı, Atatürk ülkelerine sahip olmayı, güçsüzden yana olmayı, emeğe saygı duyamayı, emek üretmeyi, doğayı sevmeli, doğayı korumalı. Bunları veririm ben çocuklara. Muzaffer kitapların yasaklanmasının daha büyük yasakların habercisi olduğunu ifade etti. Baskılı dönemlerde böyle yavaş yavaş ucundan kıyısından kitap falan yasaklamaya başlarlar ki büyük yasakları da arkasından hemen getirelim diye. Kenan Evren zamanında da bir çocuk kitabım Ekmek Parası ki şimdi herhalde 20-22. baskıda o kitap ve eğer bunu öykü yapıp dünya yarışmalarına katılsanız birincilik verirler size. Niye? Çünkü ısmarlayan Kültür Bakanlığı, ısmarlayan devlet, yasaklayan gene devlet.